Bunlar olabilir. Başınıza gelebilir yani gerçekten. Korkunç bir an ama yani insan kendini bir an orada bulabilir yani. İşte mizahın temeli budur. Suya böyle koyarsın bardağı, bunu içersin ve güler. İnsan buna güler. Ama başka bir gerçek vardır. Televizyon programı. Başka bir gerçek var. O da şu ki su içerken yılan bile gülmez. Teknik olarak mümkün değildir. Yılan düşünse böyle... Su içerken yılan bile gülmez. Onun doğrusu şeydir. Su içerken yılan bile dokunmaz. Böyle bir laf var, atasözü. Su içerken yılan bile dokunmaz. Bunu deneyen var mı? Yani bu bir tedbir şekli mi? Aa kobra dur su içeyim falan. Böyle bir laf var biliyorsun değil mi? Su içerken yılan bile dokunmaz. Sanki yılanlarda öyle bir bilinç var. Yani tepenin arkasında durup abi soğalım mı şunları? Su içiyor, görmüyor musun? Yo yo, ben gördüm Fanta. Sokalım. Böyle bir şey yaşanmış yıllar evvel biliyorsun. 3000 sene evvel. Baba su içiyor, yılan geliyor. Çünkü boşa söylenmez atasözü. 3000 sene evvel yaşanmış bir şey bu. Baba su içerken yılan geliyor, bak. Ne? Sokacaktık da. Su içiyorum ya, manyak mısın sen? Ne var? Su içerken yılan bile dokunmaz. Bize öyle bir bilgi gelmedi, bilmiyorum. Tuttuğunu sok dediler, bilmiyorum. Sokmayacaksın. Bundan sonra böyle. Ve gel bunu gelecek nesillere anlatalım, hadi. Arkadaş oluyorlar. Atasözü öyle çıkar, başka çıkmaz. Atasözlerinden o mesajı böyle birebir almayacaksın içinde. Mecaz vardır onun, mesaj olduğu gibi. Mecazı alacaksın. Bazı salaklar atasözünü birebir anlıyor. Bizim bir arkadaş var, saman saklıyor ya. Vallahi daire tutmuş 140 metre, saman dolu. Ne yapıyorsun lan dedim. Zamanı gelecek abi. Yanlış. Şurada yalak var, oradan su içebilirsiniz.